Tabii işte görüyorsunuz şimdi burada Çin Seddi ve Çinlilerle Türklerin, ecdadımızın bir mücadelesi tasvir edilmiş. Şimdi burada bazı detaylar var aslında. Ben ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii milattan önce 50'li yıllarda Türkler bir o dönemde bir fetret dönemine giriyorlar. Bir parçalanma yaşanıyor. Türk devletleri arasında yeniden bir birleşme, Çin'in bir istilası, Çin'in bir baskısı ve tam da böyle yeniden toparlanma aşamasındayken Çin İmparatoru'nun haberi oluyor. Türkler yeniden toplanıp bir devlet kurma girişimlerinden haberdar oluyor. Bakın aynı dönemde yine Çin'in nüfusu çok kalabalık. Yani Türklerin nüfusu az ama stratejik ve taktik bilgileri çok yüksek. Çinlilerin nüfusu çok fazla ama savaş medeniyetinde geriler. Zaten o yüzden az kuvvetler askerlik sanatıyla çok kuvvetlere yenebiliyor. Evet. Yani o şey ve o dönemde işte yeniden Türklerin toparlanmaya başladığı Metehan sonrası dönem, Çin İmparatoru hemen bir elçi gönderiyor. Diyorlar ki Türkler siz yeniden ordu kuracakmışsınız, devlet kuracakmışsınız. Hiç gerek yok bunlara. Orta Asya'yı size veriyorum. İstediğiniz yerde konaklayın, istediğiniz yerde hayvanlarınızı büyütün, istediğiniz yere ticaret yapın, istediğiniz yere gidip gelin, sorun değil. Benim diyor sözümdür. Çin ordusu sizi koruyacaktır. Yıllık bana bir kere vergi verin. Bu şartla bütün Orta Asya'yı size veriyorum deyince kurultay toplanır ve şöyle 3 cümlelik bir karar alırlar. 3 cümledir tarihte. Ben bunu Çin kaynaklarından öğrendim. Hı hı. Aynen tekrar ediyorum. Bakın o dönemin ruhunu anlayabilmek için bakın cümle cümle 3 cümleyi size burada paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki Çin elçisine git Çin imparatoruna söyle. Bağımsızlığa hayranlık duymak ve başka bir topluma tabi olmayı yüz kızartıcı suç saymak bizim geleneğimizdir. Bakın gelenek kaç yılda oluşur? Töremizdir. Evet. Töremizdir. 200 yıl önceki gelenek ama evet, bugün de aynı. Değil. Evet. Bugün de aynı. Bakın evet. Bağımsızlığa hayranlık duymak ve başka bir topluma tabi olmayı yüz kızartıcı suç saymak bizim töremizdir, geleneğimizdir. Atalarımızdan toprakla birlikte devraldığımız ülkemizi Çin ile uzlaşmak adına asla feda edemeyiz. Hele hele mücadele edebilecek savaşçılarımız mevcut iken ülkemizi mutlaka koruyacağız. 3 cümledir. Ondan sonra işte bu oluyor. Ondan sonra toparlanıp Çin'e karşı savaşa giriyorlar ve Çin'i yeniyorlar. Bir de o Çin Seddi falan Türkleri durduramıyor. Çok önemli bir şey söylüyor. Asya'daki ilk Türklerin medeniyetleri ya da bu askeri yapılanmaları ilgili en ciddi kaynaklar Çin kaynakları. Yani Çin tarihine baktığınızda en fazla askeri, teknik, medeniyet, kültür olarak, şehir olarak söz eden Türkler. Evet, yani, çünkü Çin kaynakta, Çin kültüründe yazı çok önemli. Evet, yani onların kaynakları, yazılı kaynakları çok önemli ve biz bunları Çin'in kendi yazılı kaynaklarından öğreniyoruz. Bir de şöyle bir şey var, ben yine kıymetli izleyicilerimize dikkat çekmek istiyorum. Metehan döneminde Çin'le büyük bir mücadeleye girilecek. Hı hı. Çin çok kalabalık, orduları çok büyük, Türkler az ama çok hareketli ve bir yeni bir ok sistemi buluyorlar. Aslında burada tasvir edilmiş. Bu ok sistemi şöyle, atıldığı zaman tüyleri ürpertecek bir ses çıkarıyor. Yani bu oklar atıldığı zaman düşman anlıyor. Eyvah Türkler geliyor ve baştan zaten psikolojik olarak çöküyorlar. Evet. Yani böyle ıslığa benzer bir ses mi o? Böyle yani ıslıkla bir yok. Islıkla titreşim karışımı bir garip ses. Onu nasıl yapmışlar onu birazdan bakarız. Yani onu işte bilemiyorum. Nasıl yapmışlar ama yapmışlar ve Çin kaynaklarında böyle söylüyor. Bu ok sesini duyduklarında Çin askerlerinde bir moral bozukluğu yaşanıyor. Şimdi evet. Oğuz Kağan destanında bir bölüm geçer hocamın deyince. Oğuz Kağan'la Çin arasında mücadele var. Çinler asker olarak üstün. Oğuz Kağan'dan ok ve yayını isterler. Bize ver. Hani diplomatik jest olarak verir. Ondan sonra çok sevdiği atını isterler. Ya Ayaz'dır adı. Onu da verir. Sonra test ediyorlar. Sonra böyle bataklık, kervan geçmez, kuş konmaz bir tarlayı, bir bölgeyi isterler Oğuz Kağan'dan. Oğuz Kağan, atı istediniz benim de, ok yay benim de. Ama dedi istediğiniz yer Oğuz'undur ve savaşırım diyor, vermiyor. Yani o kadar da çok üstün oldukları halde bile az önce de bir toprak tarafı ya da egemenliklerine girdiklerinde
çok az da olsa askeri güçlerini kullanabilen bir medeniyetten söz ediyoruz. Evet. Bir yeni savaş konseptinden de bahsedeyim müsaade edersen. Hı-hı. O dönemin şartlarında geliştirilmiş Tonyukuk, Vezir Tonyukuk tarafından Oğuz Kağan döneminde. Şöyle bir sıkıntılı dönem yaşıyorlar. Gerçekten Türkler var olabilmek için çok büyük mücadeleler veriyorlar. Çin çok büyük bir güç. Gerçekten insan nüfusu çok fazla. Hı hı. Ve Türkleri kuşatıyorlar yani. Kuşatınca Oğuz Kağan çok geriliyor. Hani bu kadar büyük bir devasa güçle ben ulusumu nasıl koruyacağım diye. İlk işte iç hatlar prensibi dediğimiz hadise o milattan önce 200'lü yıllarda nedir o? Ortaya çıkıyor ve hala da biz Türkiye mesela Türkiye'nin de harekat planlarında, harp planlarında bu kullanılır. Bizden sadece bizde de değil, başka ülkelerde yani iç hat durumunda olan başka ülkelerde Mete Han'ın Oğuz Kağan dönemindeki bu iç hatlar stratejisini uygularlar. Şudur. Zayıfa taarruz et, yok et. Zayıfı yok ettiğin yerde düşmana, güçlüye karşı savunmaya geç. Yani tekrarlar bu iç hatta iç hat. Nasıl oluyor? Bir, tekrarlar evet, mısın? Çok nasıl oluyor? Şimdi düşünün. Bu bir savaş konsepti. Bu bir savaş konseptidir. Evet. Hala daha biz kendi, yani şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de harp planları yapılırken bu dikkate alınır. Hı hı. Yani şartlara göre şudur. Eğer çok güçlü bir düşman ya da birden fazla cephede savaşa girmek durumundaysanız, hı hı, düşmanın en zayıf ordusuna saldır, onu yok et, yok ettiğin yerde diğer düşman güçlerine karşı savunmaya geç. Ya da birden fazla cephede eğer savaşmak zorunda kalırsanız, hı hı, bu arada söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat planları, harp planları birden fazla cephede savaşacak şekilde hazırlanmaktadır. Hı hı. Yani ordumuz sadece bir düşmana karşı değil, aynı anda ülkemizi korumak adına birden fazla cephede savaşacak mesela güç ve kabiliyete sahiptir. Biz bunu uygulamış mıyız? Tarihte hep uyguladık mı yani? Hep işte o dönemden beri hep uyguladık. Osmanlı, hmm, döneminde de uyguladık, Selçuklu döneminde de uyguladık. Cumhuriyet döneminde de uyguladık ve hala daha uygulamaya da devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu iç hatlar stratejisini bize zorunlu kılıyor. Hmm. Sadece biz de değil, bizim gibi başka ülkeler de bu prensibi kullanıyorlar. Ve bu anlamda da işte o dönem bu ya uygulanıyor ve Çin ordusuna karşı üstünlük sağlanıyor. Önce zayıf kuvvetler yok ediliyor. Hı hı. Yok edilen yerde savunmaya geçilip yıpratma savaşları yapılıyor. Yıpratma savaşlarıyla gücü tükenen büyük düşman kitleleri daha sonra karşı taarruzlarla yok ediliyor. Bu bize neyi hatırlatıyor? Bakın Kurtuluş Savaşı'mızı, yani bağımsızlık mücadelemizi ne yapıyor Büyük Atatürk? Önce düşmanı derinliklerde, yani İngiliz destekli, Avrupa destekli Yunan ordusunun Anadolu'yu işgali karşı önce derinliklere kadar çekiliyorlar. Kütahya, Eskişehir muharebeleri hatırlayın. Kuvayi Milliye ile yıpratılıyor. En son Sakarya'nın doğusunda gücü tükenen düşmana karşı taarruz edilip işte büyük taarruzda yok ediliyor. Yani bunlar hep iç hatlar prensibinin uygulandığı yoktur. Harekat planlardır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa, evet, vardır. O, evet, satı bütün bir vatandır. Aynen. Bu da çok önemli şey. Demek Atatürk askeri tarih bilgisine vakıf olduğu için bu bütün birikimlerini ve tecrübesini pratik olarak da milli mücadelede yansıttı diyebiliriz. İşte bunun hocam referansları, kökenlerini anlatıyor işte bunun hocam. Bunun kökenleri Mete Han'a dayanıyor yani. Onu, evet, demek istedim. Yani Türk tarihinde ilk bu ordu yapılanması ve ortaya konulan harp konseptleri Mete Han döneminde ortaya konulmuştur. Şu ana kadar da uygulanmaktadır. Allah gerek etmesin ama biz olası güvenlik risklerine karşı da yine o dönemden ecdadımızın koyduğu kurallar çerçevesinde kendi harp planlarımızı her yıl hazırlayıp, güncelleyip gerekirse işte tatbikatlarla da bunu pekiştiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.